çok büyük günah ama korkudan silleri türbeye attım. Hakan Bilgin akciğer falan diye anam diyor bak diyor benim diyor torun doktor olacak diyor. <laughs> Benim soyadım işçiler, yani toprak işçiler oldu çocuk. Tam bir fakir ismi gerçekten. <laughs> Can you please spell it? dedi. Yani harf harf kodlar mısın? Ben şöyle kodlamışım abi. Y for Yozgat, N for Nide. Ama şöyle bir stand-up olabilir mi? Ben şimdi anneme anlatıyorum. Dayım diyor ki beni ne zaman anlatacaksın? Ya böyle stand-up Bu <laughs> Babamlar demiş ki e, birkaç poşet e, belediyeye bırakalım. ihtiyaç sahibi olan birine versinler. Diye Hı. vermiş babamlar. Babam diyor ki eve geldik, poşetler bizim kapının önündeydi diyor. <laughs> <laughs> Türkiye'de stand-up yeni bir soluk kazanıyor. Sonra ne oldu soluk? 25 kişi geldi. Mekanın sahibine geldik de bugün çok güzel, çok sevimli, muhteşem, komik bir kardeşim var. Evet hani şu an Türkiye'de var olan en büyük talep o ya ben de komiyim, ben de komik olmaya çalışıyorum. Ben ne kadar komiyim Hakan abi durumlarının cevabını bir komik nasıl yaşamış, nerelere gelmiş, nasıl mücadeleler vermiş, komik nasıl olunur öğreneceğimiz isminle karşı karşıyayız. Konuğumuz Cem İşçiler. Nasıl kardeşim? Merhaba abi sağ ol, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olasın. Şeref verdin geldin, misafir ettik seni. Cem'cim ya bu yolculuk böyle hani geriye sarmaya çalışıyorum. Bir hı hı. komik olunur durumu yani annenin sana yaptığı tavuk suyu çorbanın içindeki baharatla mı <laughs> alakalı yoksa sokaktaki abilerinin mi seni komik yaptı? nasıl bir süreç geçti mesela? Nerede doğdun? İstanbul'da doğdum İstanbul ben. Doğdum. Ee, aslen peki nerelisiniz? Aslen aslında biz göçmeniz. Ee, Yugoslavya göçmeni, Üsküp'ten göçtüler sonra Makedonya. Tende ondan doğru. zaten değil mi? <laughs> doğru. Bir Avrupa havası var yani. Aynen var. Daha 55'te göçmüşler bizimkiler. babam da 40 günlükmüş zaten. He. Ee, hepsi İzmir'e göçmüş. Benim dedem e, İstanbul'a gelmiş. O yüzden biz İstanbul'da kaldık. Yoksa bizim He. bütün akrabalar İzmir'de. İzmir'de. Aynen. De. Peki sonra İstanbul'da doğdun. O, o bölgede hangi bölgede doğdun ve yaşadın? Avcılar'da Çocukluğun doğdum. Nerede geçti? Avcılar'da. Ama geçti. Bayrampaşa'da geçti geç çocuklu. Sonra tekrar avcılar ve hep orada Peki kaldım. o günlere döndüğünde o günlerdeki nasıl bir çocuktu Cem? Abi ben e, orta sona kadar çok başarılıydım. Yani her dönem iki, ikinci sınıf teşekkür almış bir insanım. 2 3 teşekkür 4 5 takdir wow. ortaokul full takdir. Babam dedi ki bu çocuğun bu başarısını artık dedi bir şey yapalım. Bilgisayar aldı bana. Liseyi zor bitirdim. Bilgisayardan sonra terse döndü yani. Üstüm çıplak kravatla evde oturuyormuşum yani. Sürekli bilgisayar oynuyorum. Babamın benimle ilgili... <gülüyor> <gülüyor> Adamcağız <gülüyor> iyilik yapmaya <laughs> çalışmış ya vay Abi şöyle şimdi biz o kadar çok bilgisayar oynuyoruz ki ben babam dedi ki artık yani bu çocuk kafayı yedi bilgisayar oynamaktan. Dedi ki şey yapayım. Sabah bir kalktım bilgisayar yok. Meğerse babam avcılardan bir şeye, beyaz da her gün monitör, kasa, kablolar, klavye komple arabayı yükleyip götürüp akşam getiriyordu bana. Oynamak Oynamasın diye. diye. Aynen. Aradan bir hafta geçti babam dedi ki baba dedim bu ara kablo var. Onu al. Zaten oynayamam. <laughs> ara kabloyu aldı babam götürdü. Sonra ben kendime yedek ara kablo aldım. Babam mutlu, ben mutlu. Ay canım <laughs> Oynamıyorum ya. Oynamıyorum sana, ben oynuyorum. Peki ne oldu sonra? Bilgisayar oyunu, dersler biraz kötü gitti. Dersler kötü gitti. Ee, o zamanlar ne oynuyordun bilgisayar oyunu, ne vardı? Ee, FIFA 98. Ha. Babam gerçek maçta izliyordu beni. Evet ee, ya. Yani. işte Türkiye Brezilya maçını mı izliyorsun? İşte, grafikleri biliyorsun ya 98'de tabii, tabii, kafalar tabii. böyle yamuk yumuk. <laughs> şimdi Teknoloji tekrar yok. i̇şte Need for Speed oynuyordum. oynuyordum. Red Alert oynuyordum. Sensible World of Soccer hep bunlar tabii yaşlıların bileceği oyunlar. Tabii bizim yaş grubumuz. Aynen öyle. Doğru. O zaman zaten teknoloji şimdiki şimdi VR gözlüğü bir takıyorsun abi maçın içindesin yani. O zaman biz Hayal ediyorduk, vay Tabii. kendimizi yapıyorduk Cem işçiler işte. Tıpkı zamanında çizgi roman okurkenki hayal ettiğimiz gibi aslında Aynı değil mi yani? Veya roman okuduğumuzdaki kafamızda oluşturduğumuz o resimler gibi yani. O zaman biraz hayal gücümüz o yüzden biraz daha fazla daha çıkıyordu. Fazlaydı. Çünkü biz okuyarak bakarak kafamızda kuruyorduk. Şimdi kurulmuş bir düzene sokuyoruz. Düzene kafamıza. kendimiz kendimizi sokuyoruz. Aynen. Peki sonra, lise oldu, lise bitti. Aynen e, liseyi okudum abi. Liseyi Avcılar'da okudum. Sonra gene İstanbul'da. O zamanlar peki kafanda ne var? Yani ne olmak istiyorsun? Hiçbir fikrim yok. E, galiba elektrikçi olacağım dedim. Çünkü babam elektrikçiydi ve beyazlı dükkanı vardı. Ha, dükkan vardı Aa, güzel öyle. esnaf olayım. Ne güzel oradan devam ederim yani. Aynen ben de babamın dükkanında çalışırım. Sonra babam dükkanını bana verir. Ben de orada elektrikçi olurum diye başka her kuramıyordum açıkçası. O dönem üniversiteyi kazanınca durum da çok iyi değildi. Ben korsan sili satmaya başladım. E, Aslı bir esnaf Ha sen de adım atmış durumdasın. Attım Bayağı. Biraz gayri resmi ama o şimdi zaten yok. diğer rahatlatıyorum. Evet. Eee o dönemdeki Eminönü zabıtalarına selamlar. <laughs> Abi her gün baskın yedim mi? Her gün, her gün zabıta benim silleri alıyor. Babamla gidip Eminönü Belediyesi'ne alıyoruz her gün. Bir gün dedi ki buğam bir arkadaşı var. O da şeyler satacağı ama izinli. Eminönü Belediyesi izin veriyor ya. Şey gümüş satıyordu falan yolda. Dedi ki yeğenimi benim yanıma verin. Ben de zabıta tanıyorum. Hiç dedi problem geldiği zaman yeğenim derim. Orada bir türbe var. Türbenin önünde ben CD satıyorum. Türbenin e, önünde bir de. Aynen biraz çarpılacaksın vallahi. girdik. Evet. Ama başka yer yok. Çünkü bu amdu kenar gözüküyor. Bütün ben her de... yer kapandı <laughs> için <Tabii gülüyor> de parsel parsel. Abi baktım, e, Sabi sağa bir baktım. Seyyar satıcılar bize doğru koşuyor. Demek ki bir zabıta operasyonu Sabit var. Zabıta operasyonu var. Ben tabi rahatım. Emrine biriz izinli abi var. Bir döndüm. O da kaçmış. <laughs> abi çok büyük günah ama korkudan CD'leri türbeye attım. Yani İnşallah içinde tuhaf bir şey yoktur yani. O sildirilmiş. <laughs> <içinde. gülüyor> yok normal. Normal. <laughs> yok canım <normal. gülüyor> o zaman geri gelirdi. <laughs> e, o gün bir tek ben yakalandım. Vay be. Sonra bıraktım. Peki şunu anlamıyorum. Sizi mesela yakalıyorlar zabıtalar. Evet. Belediyeye götürüyorlar malzemeyi, zimmete geçiyorlar. Sonra siz <laughs> gidiyorsunuz, sildileri tepten geri alıyorsunuz. Normalde vermemesi lazım ama şimdi ben gencim, okul ha arşivini çıkarıyorum falan. Onlar da bir inisiyatif kullanıyordu yani. İyilik yapmışlar, yapıyorlar. Tabii iyilik da yani. yapıyorlar. Yani. Sonra bu süreçte para kazandın mı peki? Babamdan çok kazanmaya başladım. Sonra babamdan babamda çok. Satmaya başladım. Hadi canım. Valla elektrik elektrikçi dükkanına <laughs> sili satıyor. Bilmiyor da ne sattığını. Yani oyun oyun diyorlar beni çağırıyor işte film çıkmış ben satıyorum falan. Öyle babamın biraz o zaman işleri kötüydü. Öyle Sen ya benim babanın babama, dükkanında şube açtın yani. Abi benim babam müthiş vizyonsuz. Babam cep telefonu kendi kabul eder bunu. Cep telefonu ilk çıktığında Hakan abi. O çok büyük telefonlar vardı ya hatırlarsan böyle evet, telefon. Evet, evet, Sırtında evet. taşıyorsun cep telefonu. Hı bayisi gelmiş demiş ki İsmail abi bu telefonlar çok tutacak. Sen demiş seni burada bayi yapalım. Bu hamle demiş biliyor musun? Bunlar tutmaz. Hadi Cep telefonu ya. tutmaz diye. Ay canım ya. <laughs> ne yapsın o zamanki bakış açısı öyle demek ki. Sonra yani. Dondurma mondurma satıyor elektrikçi. Tamam <laughs> ne var ne yok satıyor. Her şey bir her şey satmaya başladı. Sonra peki? Sonra ben e, üniversite Nereye kazandın? E, İstanbul Üniversitesi radyoloji bölümü. Radyoloji bölümü. Sağlık bölüm. teknisyeniyim ben aslında. Enteresan. Tabii onu bitirdim aynen. Okudun yani. Okudum. Radyolojiyi bitirdin. İki yıllık okulu beş yılda bitirdim. Vay. Wow. Hatta anneannem benim doktor olacağımı sanıyordu. Beş yıl uzayınca. Ay canım. Hep geliyordu böyle şeyle komşularıyla. Ben de radyo, staj günleri hasta ismi okuyorum. O kadar yani. Hakan Bilgin Akciğer falan diye. <laughs> Anam diyor bak diyor benim diyor torun doktor olacak diyor. Nasıl doktorsa anam yapıyor. Çok canım ya. Ya bence tabii o önemli olan hastanede güzel bir görevi olması, insanlara şifa veren elçilerden birisisin yani. Aynen. Ama o dönem diye. işte dayım beni aldı, tekstile soktu. Okuyorken. Yani bir yandan okuyorum, bir yandan dayımın fabrikası vardı o dönem. Orada işte tuvalet temizliğinden başlayıp İngilizce öğren gel, hmm. ee, işte ihracata bak, bilmem ne yap derken. dayın bir hayat üniversitesine seni almış yani. Aldı. Değil aynen mi? Öyle. Hayat üniversitesine Çok almış. Çok erken yani, yani 20-21'li yaşlarımda dayın fabrikasında işte ihracata bak Peki senin buna reaksiyonun ne oldu? Dayın İiracat... bunu aldığı zaman re kızmadın mı? Ya dayı bırak ben ne güzel CD satıyordum bilmem ne yapıyordum, bu tuvalet muvalet ne iş yani. Gibi mi baktın olaya yoksa bir bu fabrikada gelecek olabilir. Ne olursa olsun bu dayımın fabrikası. Bugün tuvalet temizliyorum ama yarın başka bir şey olur muydu? Hangisiydi kafa? Araba alacağım dedi sana. Ha hedef oydu ya. Evet. Almadı. yani bizim aile <laughs> <ayağı gülüyor> kopmuş gerçi. bizim şimdi anne tarafı biraz şey. Çok vereceğim de. Mesela dedemin daktilosu vardı abi yıllar yıllar evvel. İşte ortaokulu bitir, sana bu daktilojiyi vereceğim diyordu. Ben o daktilojiye bayılıyorum basıyorsun çünkü o kendinden printer o zaman, zaman biliyorsun çok güzel, şimdi. Word'e Ctrl P yap gönder printinden çıkıyor daktilo kendini direkt çıkarıyor ya. Çok büyük teknoloji bence. De, Dedemin şöyle bir huyu var Hakan abi. Bir sözünü yerine getirmeyeceği zaman senin hatırlatmamı dinlemiyor. Bak şöyle yapıyor mesela. Şimdi sen James'in ben senin dedenin. Sen bana de ki dede ortaokulu bitirdim dede, işte. Dede ortaokulu he, no, bitirdim ne no, oldu no, daktilo benim? No, daktilo dedeciğim daktilo. <laughs> Yemin ediyorum. Islık çalıyor. 3 sene dinledim bu ıslığı. Mesela, bir de dede ne yapacaksın ki yani? Bir şey diyemiyorsun. Yakasına yapışacak hali Tabii. yok yani. Mesela daktını... cevapları hep şöyleydi mesela. Olumsuz cevapları budur. Anneannem yemek hazırlıyor. Diyordu ki Hilmi yemek yiyeceğim. Dedem böyle yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> bir şey demek tokum. <laughs> Kimseyle muhatap olmuyor. Dede güzel bir iletişim yolu bulmuş ya. yani. Ben de yani. kullanıyorum. Sen şimdi zor bir sorarsan böyle yapacağım. <laughs> <laughs> başka yere bakıp <bakılması, gülüyor> götürmek çok. Genetik yapacak bir şey yapıyorsun değil mi yani? <laughs> <laughs> Bence güzelmiş. Evet ya. Sonra peki dayıdaki fabrika performansı nasıl gitti? Abi iyi gitti. Şimdi ben İngilizce öğrendim bu arada fakat İngilizceyi tecrübe ettiğim insanlar İtalyan ve Hint kökenli olduğu için onlar da İngilizce bilmiyor. Biz iki İngilizce bilmeyen çok ya. Ortada yaptık. başka bir İngilizce yarattınız Tabii yani. Tabii. Dündüz konuşuyoruz. Yani işte I fly Istanbul tomorrow, I fly Istanbul yesterday, I fly Istanbul today. Yani hiç tense, tense hiç şey yok. Dümdüz pıtık gibi konuşuyoruz yani. İngilizce bilen bir kişi bizim İngilizce konuşmamızı anlamıyordu. Öyle anlamıyordu. Artık kendi aranızda başka bir şey yaratmıştınız yani. Dil yaratmıştınız evet. yani. Ben sonra gerçekten kalıp malı farklıydı ya. Yani. Aynen abi. Gerçekten İngiltere ile çalışan bir firmada işe girdiğimde anladım İngilizce bilmediğimi. Bana patronu bir İngiltere'deki müşteri yarattı. Patron dedim ki bu neyce konuşuyor? <laughs> Anlamıyorum. O kadar yani. Tabii güya İngilizce biliyorsun. Hatta patron beni şöyle atmıştı işte. Şirketin adını sordu ormuştu bana e, bir form dolduruyordu İngiltere'deki firma. YNS'ydi adı. Can you please spell it dedi yani harf harf kodlar mısın? Ben şöyle kodlamışım abi. Y for Yozgat, N for Nide derken patron geldi. Dedik sen bu Manchester'daki müşteriyi Nide ile alakalı ne anlatıyorsun <laughs> Dedim ne Nide ya. Nide'yi tanırlar. <laughs> Sonra kovulduk orada. Evet güzel bir yani Türkiye'de yaşayıp da e, hani kendi kendine zorda kalıp İngilizce yaratmaya çalışan bir dil olmuş Hindistanlı ve şey olarak uzun süre yaptım anlayamadım. İnsan demek bir şey istemeyince anlamıyor. Belki de yani. Aynen. Sonra peki fabrikadan artık arabasız bir şekilde çıktın. Aynen çıktım. Tabi o dönem asker öncesi işte kapı kapı hat satma oluyor ya. Efendim hmm. hangi operatörü koyuyor? Ben bir tane operatör için isim vermedim. Şimdi bir tane operatörün hattını satıyorum arkadan. Dükkana girdim. Adamla anlaştık anlaşacağız. 20 tane hat alacak şirketine falan. Bir şey sordu. Teknik bir konu bilmiyorum ben. Firmayı aramam lazım. Telefon çekmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Dedim ki, ben bir sene çıkayım, arayayım. Dedi ki, pek kardeşim, telefon çekmiyorsun sen bana ya, niye satıyor oğlum dedi. Dedim, abi dışarıda konuşamıyor <laughs> musunuz? İkna etmeye çalışıyorum. Öyle bir operatörle çalıştım. Evet. E o zamanlar hep aklında ne vardı? Paraya bulmak mıydı derdin? Bir işe tutunmak mıydı? Yani bu işleri mesela sen mi aradın, buldun yoksa sana mı önerdiler de çalıştın? Çünkü hepsi birbirinden farklı. Birinde hat, birinde şey. Sürekli tam şey durumu hani filmlerde vardır ya e, muhafak olamayan, sürekli hani tutunamayan bir adam profili var aslında şu anki baktığımız resimde. Çünkü ben hep iş arıyordum abi. Yani biz mesela bu hat sattığımız yerde toplantı yapıyoruz. Motivasyon toplantıları, patron geliyor, müdür işte arkadaşlarım işte hedefimiz bu. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, böyle evet, evet falan aşağı inip kahvede sarı sayfalara bakıyorduk. <laughs> Ya um davajanı mı satsak lan falan diye. Herkes bir şey aslında de. aynı durumdaydı yani. Evet, aslında evet. Türkiye'de birçok kesim bu sıkıntıyı yaşıyor. Var tabii, olan işinde ya mutsuz ya da yaşadığı hayatı sevmiyor. Peki o zaman idealin şu muydu? Bir kıza mı aşıktın da o parayı bulman gerekiyordu? Annenin babanın evinde yan gelip yatabilirdin. Ya yani, ben e, insan ilişkilerinde e, eğlenmeye çok önem veren bir insandım. Yani biriyle güldüğüm zaman, gülüyorsam beraber olurum. Hani kimi mesela he. efkarlandığı arkadaşını çok sever. Kimi işte dert yanabildiğini çok sever. Ben güldürdüğümü çok seviyordum. Yani bana gülen e, insanlarla evet. beraber çok seviyordum. S İşten bir demek ki öyle bir şey vardı içinde. Buradan rahmetli Gökhan Semiz biz de analım o vitaminin ilk zamanlarında işte Muzaffer Gökhan falan onların en büyük felsefesi beraber eğlenemeyen insanlar beraber bir gelecek kuramazlar diye çok güzel bir söylemi vardı. Bence tam o kafadaymışsın. Aynen öyleymişim. Doğru yani. Peki sonra onlar bitti. Tutunacağına hala bir şey yok yani. Yok hala yok ve ne yapacağımı da bilmiyorum. Ben o günü eğlenceli bir şekilde geçirmenin derdi. Derdindesin. Gelecekle alakalı pek böyle planım da yok. Derken abi biz bizim Ayvalık'ta yalnız kalmıştı annemler. Hmm. Oradan dönerken benim annemin şöyle bir huyu vardır abi. Uzun yolculuk yaptığında her şehrin yerel radyosunu dinler. Aynı şeyi ben de yaparım. Annenle Gittin aynı... Evet aynen, evet, öyle. aynen öyle. Onu arar bulurum yani. Aynen Çok arar severim. Arar bulur. Aynen. Evet. Keşan'dayız. Keşan efem dinliyoruz. Ben uyuyorum. Annem bir şey duydu. Bir yarışma varmış. Altın ödüllüymüş diye uyandırdı beni. Dedi ki ödüllü yarışma dedi ara dedi. Ben hangi yarışmayı olduğunu bilmeden aradım. Adımı yazdırdım. Dans sözlük mü yapacağım bilmiyorum yani. Altın veriyorlar Hakan ha, abi. <laughs> Annenin girişimciliği çok güzelmiş gerçekten. Annemin beni dürtmesi de yani. Sanki yarışma 10 dakika sonra bitiyormuş gibi bir koydu bana. Peki bir şey söyleyeceğim. Daha evvelden çünkü bu yarışma aslında bir stand-up yarışması. Evet stand-up yarışması. Peki annen daha evvelden evde senin tek başına çıkıp komiklik yaptığını, taklit yaptığını gördü mü? Annem bana çok güler. Ama annem ha. gerçi her şeye çok güler. Ve annemin hiçbir zaman da güleceği yoktur. Hep öyle der. Mesela güler böyle 10 dakika. Hayda hiç güleceğim yok. <laughs> Anne 20 yıldır gülüyorum ya. Ne, ne zaman güleceğini onu. Öyle derim. Çok tatlıymış. ya. <laughs> Ellerinden öperim. Yani bence çok kıymetli bir şey. Çok. Bence onun için stand-up'a rastgele altın var diye gitmemiş annen. Aynı sonra... Yarışmaya katıldım. 5 yarışmacı vardı. Bu arada yarışmaya katıldım. Sen tabii o sırada İstanbul'a döndünüz. Çeşan'da, orada Çeşan'da ailecek mola vermediniz yani. Yok yok yarışma bir ay sonra. Bir ay sonra. ben ismi tamam. yazdırdım yarışmaya katıldım. Kazandım da fakat mikrofon tutmayı seyirci karşısında olmak hiç öyle bir şeyim yok. Hatta. Nasıldı bir oraya gidelim bakalım. Çeşan'a gittik diyelim ki. Oradayız. Sen oraya gittin. Baş... Sahneye... ilk defa sahneye çıkıyorsun. İlk defa. İlk defa mikrofon tutuyorsun. İlk defa. Peki nasıl hazırlandın o bir ay boyunca? Birkaç hikayem vardı annem ve alakalı. Onları anlatırım dedim. Her zaman da anlattığım hikayelerdi. Mesela annem ilk ya... yani şunu öğrenmek <laughs> istiyorum. İlk insanları güldürdüğün ilk hikayen neydi? Ee, annemin eşya değiştirmesi. Neydi o hikaye duyabilir miyiz? Abi annem benim şimdi hani her insan hayatında feng shui diye bir şey var ya. Hani, evet. Az eşya olsun huzur bulalım. Annem de o minimalde mesela bir atıyorum bu at dekoru 10 yıldır bizim evimizde çok sıkıldık. Başka bir at dekoru almaya durumum varsa alıyorsun. Annemde sıkılma huyu var ama alma huyu olmadığı için yerini değiştiriyordu. Bu at mesela sen bize gel bir gün yattığın yerde ertesi gün yatmazsın. Yatak değişir, oda değişir. <laughs> babam anlattı bir tane abi. Diyor ki oğlum diyor uzam şimdi film izliyorum. Gel, ya uyumuş babam izlerken. Daha izlediği filmin sonunu getiremedi. Titan'ı izledi baktığını bilmiyor. Çalışıyor demek Bilmiyor. 6. Altıncıyı izledi. <laughs> Baba dedim nasıl film ya dedim. Bruce öyle olduğunu anladım dedim. Ben orada uyumuşum diyor. Anladın mı? Yani hiçbir filmin sonuna getirmedi. Onun <laughs> diye bir uyandım. televizyonun da benim baktığım yere değil. Dedim herhalde Nuran televizyonu. Meğer annem babam üzerinde uyurken kanepenin yerini değiştirmiş. <laughs> yani artık Adam uyur... uyanmış duvara karşı. Aynen. Bir uyan. ben duvara bakarak uyudum falan diyeyim. Bu gibi şeyler anlattım. E ee, i̇şte Abdullah Şahin vardı sunucu. Atol Behramoğlu jürilerden biriydi falan. Bayağı güzel bir kadro. Oo, güzel etipmiş. Çok iyi denk. Ben hiç bilmiyordum yani öyle insanların olduğunu. Sonra beni birini seçtiler. Başkan geldi işte tebrik etti falan. Ben belediye başkanına işte o zaman da bilmiyorum durumları da dedim ben dedim altını dedim ne zaman alırım. <laughs> Direkt. Ha. Ay esnaf gibi gel. Ayıp değil mi? Yani? <laughs> Dur bir oğlum dedim. Veririz altını dedim. Manyak mısın? Akşam dedi festival var. Geldi dedi festivale sahneye çık. Keşan'ın tamamı orada neredeyse. 5 bin kişi ceza konser verecek. Ondan önce ben. Bir anda sen Bankasya'dan Premier Lig'e yani. Keşan ama. Keşan Keşan yani. olsun gene de 5000 kişi. Orada herkes tanıdı beni. Keşan'da. Abi. Keşan'da yani. bayağı Tarkan oldun yani. Keşan'ın Tarkan'ı benim. Hala Keşan'a git. ee, Senle bir yarışması yaptık. Berbat. Demek <laughs> stand-up yarışmamızın birini istedi şimdi sahneye çıkacak. Muhteşem. Bir de bir övüyor sunucu. Amatör sunucular vardır ya çok öven. Kahkaha fırtınası yaratan şakalarıyla, evet, evet. hikayeleriyle. Ay, sizi diyor zıplatacak ay, dedi. Beklentiyi tabana çıkarttı. Abi böyle bir sessizlik ki. Çakmak sesleri geliyor. Hani duymazsın normalde. 5000 bin kişinin Tabii. olduğu konserde çakmaksız sesi duyulur mu? En arkadaki adam e, sigara yakalım. Duydum ben onu. <laughs> Öndeki kan... böyle yapıyor. Hadi abi. Hadi abi. <laughs> Ceza ne zaman çıkacak falan derler oldu. Oo. Onu, ama, de, onu derler ama gene de yani o ölüm sessizliği enteresan bir şey. Yani. Şaka yaptığımı anlamadılar. Ne, ne hissettin? Yani ben dedim bir daha hayatta yapmam bu işi. Bir günlük kariyerimden vazgeçtim Hakan abi. <laughs> Bence önemli. Eee sonra? sonra döndük eve. Ben bu hala stand up yapmak gibi bir fikir kafamda yok. O videoyu Facebook'a attım arkadaşlarıma falan izler. Aa stand up mı yapıyorsun? Ne zaman yapıyorsun? gel yapalım, yap da izleyelim derken ben de bir organizasyon ruhu varmış demek ki gittim tiyatro kira aldım. Hem de halbuki normal sahnesi. Allah Allah. Yani orayı biliyordum bir tek. Feriköy'de. Feriköy, Feriköy evet. Misin? tuttum oraya kira aldım. Afiş mafiş koyduk. Geldi mi 400 kişi. İzmir'den akrabalar geldi. Cem'in nikah var sanmış. Babamla annem takım elbiseyle gelenleri karşı. Altınla falan gelen oldu ciddi söylüyorum. Saçmalama. Ben çıktım sahneye dedi. Sen de herhalde gelin gelin ne zaman? Herkes kapıya bakıyor gelin ne zaman Kimse anlamadı sen de oldun. Ama abi nasıl gülüyorlar. Halay çekerek gülüyorlar. Çok, ben kendimi çok komik Senin sandım. için müthiş bir motivasyon tabii. Ama her şeye gülüyorlar Hakan abi. Çünkü aslında neden gülüyorlar? Bence annenden bahsediyorsun, babandan bahsediyorsun. Hepsi tanıyor onu. Tabii, tabii. Bildikleri için çok eğlenceli aslında. Yalandan gülmüyorlar yani. Ama şöyle bir stand-up olabilir mi? Ben şimdi anneme anlatıyorum. Dayım diyor ki "Ben ne zaman anlatacaksın?" Ya böyle stand-up. <laughs> herkes sıraya girmiş. Herkes akraba. Herkes akraba. Çok Hatta güzel. bir kişi vardı normal gösteriye gelmiş. O da "Tarikat bunlar herhalde." diye kaçtı. <laughs> Çünkü herkes birbirine gülüyor. Öyle bir e, anım şey. oldu aynen. Peki sonra Dormen bitti. Yani Dormen'deki başarın İkinci gün sabah kalktığında sana ne hissettirdi? Hemen haftaya bir gösteri daha koydum. Gene aynı yere. Çünkü dedim ki, Türkiye'de stand-up yeni bir soluk kazanıyor. Dedim bunu, dedirtti, dedirtti sana bunu dedin. akrabaları. Sonra ne oldu soluk? 25 kişi geldi. <laughs> Ve herkes sahneye çıkacak kişiyi bekledi ben sahnedeyken. Ya dediler herhalde bu değildir yani. Hani <laughs> stand-up diye geldik. Bu değil yani. Herhalde arkadaş galiba anons edecek, çok uzun sürdü anonsu ee, diye. Bitti. Kariyer bitti. <laughs> Benim kariyerler çok bitti Erkan abi. Sen gene vazgeçmedin ama. Vazgeçmedim. Çünkü çok hoşuma gitti Hakan abi. Yani o 25 kişi bile olsa gene de <laughs> eğlendirme koşuna <laughs> gitti. Ya çünkü insan ya yani şey de olur. Mesela şirketlerin CEO'ları vardır. Bütün şirketin müdürüdür ama bir şirket konferans verdiğinde altında çalışan insanların karşısında bile olsa bir heyecanlanır ya. Tabii. Herkes sana bakıyor, mikrofon elinde. Bir şaka yapayım der. Mutlaka bir şaka yapmayı dener yani. Hepsi Tabii. dener. Hı hı. Ve biraz güldürse bile az komiğin şöyle bir şeyi vardır. Güldürdüğüne bakar. Biliyor musun? Mesela hmm. 100 kişi izliyor ama biri gülüyor o ne ona atmıyor. Ona bakar sanırım. tabii tabii. çok güldürürüz demek Oradan ki. Oradan malzeme anlıyorsam. alır yani tabii doğru. Ben de öyleydim. O kişinin bırakmadım peşini. Bana bir kişi güldü mü otobüsle beraber eve gidiyorduk onunla beraber. Bu ama tabii yıllardır bütün üstadların yaptığı metot yanlış bir şey değil aslında. Peki 25'ten sonraki her ay gene bu sefer 25 sene yıldırdı mı? Bir dahaki ee, ay gene koydun mu gösteri? Abi şöyle yıldırmadı. çok sevdiğim için Küçük dedim, buralar bizi çok büyük geldi. Yani sorun gene bende tamam, değil. Sahnenin büyük olması büyük problem. Yani Haldun Dormen'in o kadar büyük tiyatro açması çok büyük gelmiş <gülüyor> <gülüyor> Olur mu ya sen tiyatroyu bilen insansın. Küçük yerlerde yapmaya başladım. 20-25 kişilik arkadaşlar geliyor öylesine eğleniyoruz. Tekstil işi yapıyordum ben. Patron bana kıyak çekiyor, serviste elemanları gönderir stand-up'a falan hmm. iş çıkışı. Herkes çok destek oluyor. Böyle böyle e, uzun bir süre eğlendim. Ta ki benim gibi stand-up yaptığını öğrendiğim başka arkadaşlarım olduğunu Fark edene kadar. Hmm. Ben bilmiyordum. Ben bir tek Cem Yılmaz'da ikimiz yapıyoruz sanıyorum Türkiye'de. <laughs> Cem Yılmaz'da bir de ben yapıyorum. Hatta Cem ayrı gün oyun koyarsam karşısında ona bilet bulamayanlar bana gelir falan diye. Gelir diye Hedeflerim vardı. Sonra peki Abi sonra bir ne çok ne zaman arkadaş... artık seni dediler ki sen bu sınıfın adamısın ve artık sen bir stand-upçısın dediler sana? Şöyle oldu ben arkadaşlarıma çok komiksiniz beraber yapalım daha büyük yerlerde yapalım diye Doğu Demirkol, Cihan Talay, işte o dönem Cem Gelinoğlu daha Vine fenomeniyken hmm. hepsini topladım. Böyle büyük salonları yaptım, kalabalıklar geldi. Gene organizasyon yaptın hepsini yani. Hepsini ben yaptım evet. Helal olsun. Aynen aynen. Hep böyle ondan çok, o kolektif işlerden çok haz aldım. Aslında mesela. bir takım adamısın yani baktığında. Ee, çok severim. Tek başına şimdi onu soracaktım. Çünkü yetenekli bir insansın, mizah anlayışın var. Neden mesela oyuncu olup tiyatro yapmayı veya Televizyon, dizi gibi bir şey hatta gitmek yerine tek başına devam ettiğini sormak istiyordum. Ee, ama abi, bu takım hikayesini böyle tatmin ettim diyorsun. Çok seviyorum. Çünkü herkesin başka rolleri veya başka işleri olduğu zaman o bir ekip olmuyor aslında baktığında. Ama bizim komedyenler Tabii. olarak hepimiz sahneye çıkıp güldürme maksadıyla ve hepimiz birbirimizin gösterisini iyi geçmesini dileyen insanlarız. Hmm. Hani forvet ama orta sahanın iyi pas vermesini bekliyor gibi. O da iyi oynasın istiyor. Çünkü o, o iyi oynarsa ben de iyi oynarım. Bu eskiden Old City vardı Beyoğlu'nda. Ali abi. Ee, he o orada peş peşe böyle komik insanlar. Ben de seyret belki de izlemişimdir o zamanlar. Olabilir yani. abi. Yani çok çıktık oralarda. Ve oradan çok güzel bir kuşak geçti aslında. Aynen öyle. Sanırım onun sonlarına doğru siz doğa falan, doğu falan galiba gelen bir tayfasınız yani. E, olabilir. Abi Peki o organizasyonda edelim. mesela rekabet yok muydu? Yani sen hep diyorsun ya o da başarılı olursa ben de iyi olurum falan ama aranızda ya bu komi bu espriyi ben nasıl düşünemedim, bu şaka benim aklıma nasıl gelmedi falan oluyordur eminim yani. Abi biz hepimiz birbirimizi birbirimizden komik olarak görüyorduk. Ben şahsen hep, mesela ben hepsinin bende olmayan özelliklerini görüyordum. Müthişsin yani çok güzel. Ben çünkü karakter da öyleyim. Yani çünkü mesela doğu demir müthiş bir... Durum komedisi adamı. Yani evet. ben Büyük şeyler... hareketleri yoktur onun evet. Hiç doğru. yok. Ben çırpınırım mesela güldürmek için. Doğu şöyle durarak güldürebiliyor. Evet. Ki bunu tüm Türkiye keşfetti yıllar sonra. Biz Doğu'yu beş kişi izlerken de izliyorduk yani. Evet. Hepsinin çok başka karakteristik özellikleri var. Ve bunları yüzden... kabul eden, bu farkları kabul eden, bunları kıskanmayan, yok. tam tersi takdir eden adamlardan birisin yani. Ee, bu müthiş bir şey. Aynen onlarla hep beraber işleri büyütelim diye çok e, uğraş verdim, çok uğraştım yani. Sonra hep beraber BKM'ye mi geçtiniz ondan sonra? Şöyle oldu abi ben süreç... e, Doğu Demirkol bir e, stand-up'ı güldür güldür de patlayınca Doğu dedim ki Doğu sen bizden ayrıl. Çünkü sen patladın yani. Biz bir de öyle bir ekiptik. Biri patlayınca ayırıyoruz. Hı -hı. Git kendi yoluna. Çünkü biz 6 kişi toplamamıza gerek yok. Sen tek başına o kadar seyirci toplarsın diye biz başarıları ayırdık. Sonra Tala geldi, o da CG'ye girdi, onu da ben gönderdim. Hmm. Ben normalde başarısız kovulur ya, ben başarılı kovuyorum. <laughs> tamam diyorum, sen koştun. Peki şimdi o gidenlerin harici şu anda hala kalan ve böyle daha az meşhur olan bir ekip var mı ki? Çok var abi. Çok komik. Çok olup, da yetenekli olup yani. Bir gün mutlaka, şimdi dijitalleşince de dünya, bir gün mutlaka ortaya koyup, aa ulan bu adamı neden, mesela Hasan Cankaya da mesela bunlardan, hmm. yıllardır yapar. YouTube'da şimdi tüm Türkiye tanıyor gibi. Tanımaya başlıyor. Birçok yani hepsini tanıyoruz tabii aynı sektörden olduğumuz için. Hepsinde arkadaşız birbirimizi tanırız yani. Yani en iyi ya kimsenin bilmediği ama bir gün var ya işte Hüseyin diye bir çocuk var. Patlayacak abi dediğin kimse var mı geriye bakarken? Ee, Birçok isim var ama patlayıp patlamayacağı alakalı şimdi net bir bilgi verme çocukla beklentiye girmesin. <laughs> Oğlum bugün değil sen haftaya <laughs> patlayacaktın ya olmasın. <laughs> Peki bunlarla ilgili mesela daha kapitalist bir çözüm hiç düşünmemişsin. Yani bu organizasyonu seçmişsin, yapmışsın falan ama e, böyle daha gözü açılmamış birisini alayım, ben onun yok, menajeri olayım, He. oradan yürüyeyim, bunun üzerinden para kazanayım gibi bir hesaba girmemişsin mi? Hiç girmedim. Biz hep karda zararda bölüşürüz mantığıyla hep girdik. Ya oradaki hesap nasıl bir hesap? Normal girdiğinde elde edilen geliri Ahmet çok komit, Mehmet çok komit değil ama herkes eşit kazanıyor. Tam bölüyorduk. Müthiş bir şey. Ya. Mesela diyelim 1500 lira harcadık. 2000 lira kazandık. 500'ü e 6'ya veriyorduk ve muhteşem bir kazanç ortaya çıkıyordu. Bence bayağı keyifliymiş yani. Ama herkesi güldürdüğünüz için zaten acayip bir yere gelmiş Onun oluyor. çok vardı. Ama o zaman dijitalleşmemişti bu kadar. Yani bizim yaptığımız eğlenceli bir iş çok fazla insana yansımıyordu. Yansıtamıyorduk YouTube adam akıllı bu kadar popüler değildi, Instagram yoktu falan. Yeniyle başlamıştı yani. Hiçbir resmi bir bağlantınız olmamasına rağmen sadece bir arkadaş grubu olarak bunu yürüttünüz. Stand-upçılar da bence çok güzel bir örgütlenme içerisindeler. Birbirlerini güzel destekliyorlar. Güzel de platformlar çıkıyor. Mutfak bunlardan birisi galiba değil mi? Kesinlikle çok net. Ya size çok güzel bir yer açtı yani. Muhteşem. Mutfak büyük bir şans, büyük bir fırsat yani ben BK Mutfak'ta Mart 2017'de bana Cem gel işte açık mikrofon diye bir etkinlik var. Az önce benim hı hı. deli gibi uğraşıp yapmaya çalıştığımı her hafta yapan. Geldiler bunu sun. Sonra ben moderatörlük yaptım orada. 6 ay sonra Ama da... en doğru adama söylemişler. Çünkü birçok insanı tanıyan ve çevresi olan bir insan olarak en doğru insan mısın moderatör? Aynen öyle. Ee, sonra işe girdim orada bir de. Baya BK Mutfak organizasyon ekibinde beni işe aldılar. İşte o benim hayatımda genel bir kırılma noktasıydı. Çünkü ben hobi olarak yaptığım bir şeyden bir anda Maaşımı sigorta alandığım bir BBK mutfak gibi bir kurumda. Yani Ama orada bence şöyle bir şey var. Farkındalığı buradan cımbızlayalım ne olur. Hı hı. E, sen bir sürü iş denemişsin hayatında. Çok. Onu yapmaya çalışmışsın, bunu yapmaya çalışmışsın. E, hepsinin de amaçsız işlenmiş ama. Para kazanmak için mi, yoksa tutunmak için mi, ayakta durmak için mi, evi mutlu etmek için mi belli değil. Ama bir tanesi seni çok sevmişsin. Hı hı. Kendini ifade etmişsin ve sonra onunla sıyrılıp tek başına herkesin üstüne basıp gitmek yerine... Onu organize etmeyi, daha büyütmeyi, herkesin kazanmasını sağlamayı yani altını çizmek istiyorum. İyi insan olmayı seçmişsin. Evet. Ve o iyi insan olma çalışması organizasyonu seni BKM'de ödüllendirmiş. Evet. Yani sen bu işi diğerleri gibi sıyrılmaya çalışmak yerine organize etmeye çalışan adam olmak çok zordur. Yani oyunculuk sektöründe de çok zordur. Herkesi toparlayayım, herkes başarılı olsun derdi olan yani tiyatro sahipleri vardır ama onun haricinde çok sahiplenen kimse yoktur. Ee, onu yaptığın için de bence çok güzel bir farkındalık yaşamışsın yani. Ya ben hala da mesela çok sıyrılma taraftarı olan, çok ünlülüğü seven, çok popülerite hayranı bir insan hiçbir zaman değilim. Bizim işimiz bunu biraz ihtiyaç evet. duyuyor ama evet. E, ben hep mesela bu seviyenin biraz daha üstü olabilir. Geçinebilelim, eğlenelim. Bizi sevenler olsun ama az olsun. Ya sokağa çıktığın zaman... Tabii hani ki falan. güzel bir duygu. Değilim yani. Tabii ki, tabii ki güzel bir duygu ama işe de yarıyor. Bu senin kaşeli de arttırıyor tabii ki. Arttırıyor. Ee, ama istediğin işi severek yapmak başka bir şey işte. Sen evet, onu evet. yapıyorsun şu anda. O duygudan uzaklaşmak istemiyorum. Şu anda hala bir fiil BKM'de bir organizasyonu yapıyor musun? A, yapıyorum hala. Süper. Peki bu şu anda tabii Covid dalgasına bir, bir, bir engelliyiz ama bundan evet. sonra da bu şekilde devam edecek. Tabii yani. tabii İnşallah, Peki evet. bununla ilgili bir hani yetenek avcısı gibi piyasayı dolaşıp ulan kim acaba daha komik var ne yok falan diye araştırma yapıyor musun? Yaparım. Böyle bir çalışma şeyin var, var ya. Var. Yani birçok etkinliği kaçırmamaya çalışıyorum şeyden pandemiden önce. Ee, birçok etkinlikte bulunuyorum yani. Gider izlerim, bakarım, bazen an... sahneye çıkarım. Peki bun yani bugüne kadar yaptıklarına baktığımızda bugünden sonra Cem başka neyin hayalini kurabilir sence? Bu zemini oturttuk. Artık hayatını bir yere oturttun. Hı hı. Bence işte evlisin. Evet, evet. Ee, çok muhteşem bir eşin var. Çocuğun e var, değil mi? <laughs> evet, Yanlış söylemiyorum. Ben, Allah bağışlasın. Amin. Dolayısıyla standartların birçoğunu oturtmuş durumdasın. Hı hı. Hayatında mutlu şeyler yaşıyorsun. Ailene de kendini ispat etmiş durumdasın. Hı hı. Artık travman, kompleksin falan bunlar kenarda. Evet. Bundan sonra artık gerçekten düşünüp hesaplayıp yapacağın bir yolculuk var başka başkanı yapmak istiyor. Vallahi benim yapmayı istediğim hedeflerime e, ulaşacağımı gördüğüm an e, biraz da üstüne pandeminin gelmesine denk geldi. Hmm. Yani bizim tam şunu 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 yapmalıyız, güzel gidiyoruz dediğimiz anda pandemi tüm dünya yolda gibi e, inanılmaz etkili. Neydi onlar peki? Pandemi olmasaydı ne yapacaktın? Yaptığımız e, sahnede yaptığımız stand-up'larda veya açık mikrofonu yaptığımız işleri dijital dünyaya taşıyıp biraz daha biz mesela 60 kişi izliyordu daha haber her hafta. Biz onu ne bileyim 300 bin kişi izlesin istiyorduk sosyal hmm. mecralarda. Fakat işin tabi planlama aşamasındayken işte pandemi geldi gelecek, aa bir hikaye bir hep ilk başlarda diyorduk ya aşısı bundur hikaye biter dediğimiz durum hiç öngöremediğimiz bir yere geldi hepimizin. O yüzden e, dijitalleşen bu dünyanın içine kendimizi nasıl sokarız derdindeyiz biraz da. Aslında zaten Covid'den önce düşündüğünüz şeyler Covid'de mecburen olmak zorunda Aynen öyle kaldı. Mi? Aslında kötü de olmamış yani. Aynen o anlamda öyle oldu ama yani... izleyiciler maskeli, gülmek gibi en önemli ağız, ağzın o yüzü güzel Yüzün güzel evet. Göze bakıyoruz bir tek yani şu an. Peki geriye dönüp baktığında kaç yaşındasın şu anda? 39. 39 yaşındasın. Aslında yani, geriye dönüp baktığında çok da bir şey görmüyorsun ya. 39 çok acayip bir sene değil ama bugüne kadar baktığında ya Cem acaba şunu başka yapsaydı, bunu düzgün yapsaydı, bunu yapmasaydı, İngilizce konusunda kendini geliştirseydi dönüp bakıp bir pişmanlığın var mı? Birçok şeyi az az biliyorum ben. Hmm. Yani İngilizceyi az, Futbolu az oynadım. O benim mesela çok büyük pişmanlığım futbolu bırakmam. Çok iyi top oynuyordum ben hakikaten. Bayağı bir de şey oynuyordum. Galatasaray'ın başında 6-3 oynuyordum. Sonra şey taşınınca çok zor geldi avcılarına Galatasaray'a gitmek. Ha Ondan yoksa bir sakatlık falan da yok diyor. Mesleğim yani. ya gitmem. <laughs> Gelip beni alsınlar. Ona pişman oldun yani değil çok mi? Çok ona pişman oldum. İyi top oynuyordum. Şimdi mesela 30'luk yaşına geldim. Nasıl futbol oynadığımı çok iyi biliyorum kendimin ama şu an onu yapamıyor olmak inanılmaz bir şey. Adamı görüyorum orada topu atıyorum buraya gidiyor. Allah Allah ben o atıyordum. Halbuki diyorsun atıyordum diyorsun, de. diyorsun Aynen. değil mi? Aynen. İngilizce de öyle yarım yamalak. İşte yeteneğini asla tekrar etmediğin sürece, tabii, antrenmanı tabii. yapmadığın Aynen. sürece ne kadar geri kaldığını çok iyi gördün yani. Aynen. Mekanın sahibine geldik de Cem'le muhteşem, sevimli, eğlenceli, komik ve şaşırtıcı bir sohbetimizin <laughs> sonuna geldik. Şimdi sırt sırta sorulara geçeceğiz. içilerle sırt sırta sorulara geldik efendim. Şimdi kendisini sıkıştıran, terleten, zorlayan sorularımız var. Bakalım ne kadar. Evet, stand up yapanların genelde çoğu belli bir noktaya geldikten sonra ya tiyatro yaptılar ya sinema yaptılar ya kendilerini açacak başka şeyler yaptılar. Senin mesela kafanda böyle bir sinema, tiyatro gibi başka bir dal var mı? Yani dalın içerisinde başka bir alan var mı daha doğrusu? Ben ilk defa bir dizide kendimi oynayacağım. Bizim Doğu Demir Doğu isimli bir dizisi var. Orada bir bölümde onun stand-up'a başlama hikayesiyle alakalı bir yerde oynayacağım. İlk tecrübem o olacak. Ee, i̇sterim. Fırsat gelince dedi. Yapmak isterim yani. Onun harici peki kafanda başka bir şey var mı? Bu şu anda hazır. Ama seversem de devam edebilir diyorsun? Valla abi Hakan abi sen çok daha iyi bilirsin. Yıllardır set ortamına hiç girmedim. İlk defa gireceğim. Gireyim ben seni ararım. <gülüyor> <gülüyor> Sıkışırsan ara beni. Aynen. Peki sen de senin yaptığın işi en iyi yapan kim? Cem Yılmaz. En iyisi o değil mi? Ki benim yaptığım iş bile diyemeyiz. Cem Yılmaz'ın yaptığı işe. Tabii ki bu arada Cem'in de üstadı olan bu işte ilk feyiz aldığı kişinin Ferhan Şensoy olduğunun da altını çizmek isterim. Bu işi evet. ilk yapan oydu çünkü. Hatta e, Ferhan Şensoy'un 2000. gösterisiydi galiba. Abiye de yapmıştı. Cem Yılmaz da gitmişti onu izlemeye falan. Evet, Çok evet, evet. büyük duygular. Ferhan abi de buradan sevgiler saygılar efendim. Sence neyin şakası yapılmaz Cem? İzleyicinin gülmediği şeyin şakası yapılmaz sadece bence. Gülüyorsa Ama. problem yok. Her şeye gülüyorsa her şeyin yapılabilir mi Yani senin kırmızı çizgilerin yok mu? Benim kırmızı çizgim izleyicinin kırmızı çizgisinin nerede olduğuna bağlı. Yani eğer onu rahatsız etmeyen, onu da güldüren bir hikaye ise yapılır. Onun anlayışına bağlı bence izleyicinin. Peki onun anlayışını daha evvelden hesaplamak zorunda kaldığında işte bir işte bu din midir, ırk mıdır, cinsiyet midir? Yani ya toplum buna gülmez diye düşündüğün ön yargıların yok mu? var. Toplum hassasiyetlerini her zaman dikkate alarak zaten yapıyoruz. Biz kendi gösterilerimizde seyircinin e, nelere gülüp gülmeden ilk 5-10 dakika zaten idrak ediyoruz ve onların evet. üzerinden devam ediyoruz genelde. Ama topluma hitap edecek bir etkinlikte tabii ki o hassasiyetleri asla e, çizgisine çizgisini açmıyoruz. Peki bu sektörde hiç arkadaş kazı yedin mi? Yok çok ciddi unutamayacağım. işte gece yatarken hatırladığım derecede yüksek bir kazık yemedim. Ya hırslanıp hırslanıp bir gün ben buna hesabını soracağım dediğin. Ben de hiç öyle yok Hakan abi. Saklamam diyorsun. Yok. S sırtımı almam diyorsun. Aynen. Harikasın. İşte onun için bence sürekli gülmeye ve güldürmeye çalışıyorsun. Peki bu arada hayatında her şey, şu ana kadar anlattığın her şey Cem olarak var olan şeylerdi. Ama sen iki senedir babasın. Evet. Dolayısıyla e, babalığın senin hayatında neyin değiştirdiğini söyleyebilir misin? Ne değişti hayatında? Hiçbir karşılık e, almayacağını, uzun bir süre nazar alamayacağını bildiğin halde sevmenin nasıl bir şey olduğunu öğrendim. Hımm. Çünkü çocuğum e, şu an daha benim babası olduğumu ve onu ne kadar sevdiğimi bilmiyor ve bana da o sevgimi karşılığını vermiyor ha, bir bebek olduğu için ama buna dayanmayı buna katlanmayı öğrendim bu iki senede. Peki baba olduktan sonra dönüp elektrikçi dükkanındaki babanın <laughs> görülen resminin farklı bir resim olduğunu düşündün mü hiç? Ve inan sanki biliyormuş gibi bir şeyden bahsettim. Benim babamın fotoğrafı vardı Beyazıt'taki o dükkanında. İşlerin çok kötü olduğu zaman ve beni çağırdığı halde gitmek istemediğim bir dönemde bir fotoğraf vardı o çaresizliğini gösteren. Hmm. Bana fotoğrafın ne anlama geldiğini kendim baba olunca anladım. Zaten benim e, Twitter'ımda da sabit tweetim şeydir abi. Empati yapmaktan kendimi ne düşündüğümü unuttum diye. Evet. E, hayatım mottosu hep başkaları adına empati yaparım her zaman. Babamı da baba olunca anladım biraz. Müthiş bir şey evet ya. Peki hayatını değiştiren bir öğüt duydun mu dedenden babandan annenden babam bana çok güzel bir laf olmuştu ben bu işlerle uğraştığım zamanlarda acaba bir şeyleri yanlış mı yapıyorum doğru mu yapıyorum hı hı. nasıl yapmam gerekir dediğimde babam bana demişti ki cem demişti güzel olan bir şeyin önünü kimse alamaz. O yüzden sen hep güzel yapmaya uğraşmaya devam et demişti. O benim hep mottomdur. Bir şey olmadıysa demek ki Güzel bir Güzel değilmiş. mantığı evet. da yaparak ediliyorum. Müthişmiş. Babana bu sohbetin başlangıcında vizyonsuz demiştim telefon <laughs> yüzünden ama bence babanın vizyonu gayet yerindeymiş e, yani. Ticarette baba... vizyonsuz. Evet, o da iyi insan bence onun için yani. Olmaz mı abi? Buradan sevgiler, saygılar. Peki evde, ev hayatında en sevilmeyen hareketin ne? E, evde durma. Ama evde durduğunda rahat durmuyorsun demek ki yani. Yoksa evde durduğunda niye sevilmiyorsun? Evet çünkü eşim evde olduğum zaman çocuğumla ilgilenmemi istiyor. Ve çocukla ilgilenmek çok zor bir şey. O yüzden dört <laughs> dakikadan sonra yavrum ananı özledin galiba diye hemen içeri götürüyorum. Eşim doğru onu hiç sevmiyor. <laughs> daha henüz galiba çocuğun sana gülmeye başlamadı bence. Ondan sen bir an önce annesiyle buluşturuyorsun. <laughs> evet annesiyle gülsün istiyorum. İsmini de alalım buradan. Toprak. Toprak. Oo, ee, toprak çok... e, benim eşim biz daha onunla e, sevgiliyken dahi çocuğum olursa ismini Toprak koymak istiyorum e, dediğinde. Ben inşallah benden olmasını istiyordur diye de bir düşünmüştüm. Çünkü daha... Bana öyle bir ahlak konuşuyordu ki. <gülüyor> <gülüyor> Sonra e, toprak koyduk ama Serp, yani benim eşim benim soyadımı unuttu. Yani benim soyadım işçiler. Yani toprak işçiler oldu çocuk. Tam bir fakir ismi gerçekten. çocuk <laughs> 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 işsizlik maaşı alıyor Hakan abi şu anda. 1800 lira maaşı alıyor. bir şey, <laughs> bir bir şey söyleyeceğim. <laughs> ya senin normalde stand-up'larında genelde bu ekonomik durum çok ciddi bir malzeme senin için evet, yani. Evet, evet. Hep, ya, hep fakir miydin? Abi fakir. aslında. Hakan abi, bu biraz aslında vizyonsuzlukla alakalı. Bak şöyle bir örnek vereyim. Pandemi sürecinde olmuştu. E, bağımlar Ayvalık'ta yazdığı var ve pandeminin en ağır geçtiği, herkesin eve kapandığı dönemde bağımlar demiş ki belediyeye gidelim e, bizim bahçedeki domatesi, işte salatalığı bir şeyler böyle e, birkaç poşet e, belediyeye bırakalım ihtiyaç sahibi olan birine versinler diye Hı -hı. vermiş bağımlar. Bağım diyor ki eve geldik poşetler bizim kapının önündeydi diyor. <laughs> <laughs> belediyeye geri getirip bize bırakmış. Dolayısıyla bizim fakirlik geçmiyor abi. Yani resim olarak hep fakir görünüyorum diyorsun. Evet yani. öyle bir problem var. Ya yok ya bence gönlün zengin olsun kardeşim benim. Bu programa katıldığın için de biz de sana Didem Sevinç Atölyesi'nin yapmış olduğu bu muhteşem mumları, mermerli mumları hediye etmek istiyoruz. Sevgili güzel eşine de selamlarımızı, saygılarımızı ilet lütfen. Evinin bir köşesinde bizi hatırlarsın. Bayağı bir elemeyip şey değil mi abi bu? Bayağı, bayağı. Günlerce arka. uğraşıyor Didem Hanım bilseniz. Ya, o öyle kolay kolay hiçbir şeyi beğenmez. Beğendiği şeyler de bu kadar zarif oluyor tabii ki yani. Çakmak da alacağız değil mi abi? Çakmak? E çakmağım vardır herhalde. Şimdi <laughs> <çip, çip>, <laughs> hediye edin. O kadar Ay, fakirim ya. diye sen de <laughs> yani var ya yani. Cem ya. Vallahi billahi. Kardeşim benim. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Mekanın sahibine geldik de seni ağırlamak bizim için çok keyifliydi. Sağ olasın, var olasın. Abi daha önce tanışma şansımız olmamıştı. Ben çok mutlu oldum bu vesileyle tanışmış olmamıza. Ee, i̇yi ki varsın. Ee, çok güzel program. Ee, ben çok keyifle keşke hiç bitmesin diye katıldım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok mersi. Bir başka mekanın sahibine geldik de bir başka güzel konukla buluşmak üzere. İyilikle kalın efendim. Müsaadenizle.